Saat kaç? Saat 8 Zeytinperi. Mersi. Acaba Efecan uyanmış mıdır? Zeytin, o saat nedir? Saat kaç diye bakıyorum. Baba, niye sessizce geliyorsun? Sen onu bunu bırak da bana cevap ver. Senin saatte ne işin olabilir ki? Efecan sabah babasına gelecek. Oynayacağız. Saat 9 olmasını bekliyorum. Merhaba Zeytin, nasılsın? Merhaba Avni amca. Herkes içeride mi? Evet. Tamam, kimse çıkmadan yakalayayım onları. Hoşça kal, görüşürüz. Zeytin, hiç anlamadım. Bu sabahın köründe ne işi var? Günaydın. Aa, siz miydiniz Avni Bey? Ben de bizim kız sandım. Ya böyle sabah sabah rahatsız ediyorum. Kusura bakmayın ama Sadık Bey evde mi acaba? Evde ama yukarıda. Aa, o zaman hiç meşgul etmeyin. Aa, Betüş Hanım burada. Günaydın Betüş Hanım. Aa, günaydın Avni Bey. Hoş geldiniz. Gelsenize içeri. Buyurun, buyurun. Gelin. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Ya böyle sabah sabah sizi rahatsız ettim ama kusura bakmayın. Estağfurullah, öyle şey mi olur? Buyurun. Şey için rahatsız ettim. Bu akşam sizi iftar yemeğine bekliyoruz. Ya... Zeyno ile evlendiğimizden beri sizi bir türlü misafir edemedik. Bu akşama kısmet oldu. Evet, çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz de... bir Sadık'la konuşayım, sonra size haber vereyim, olur mu? Tamam, peki. Ha, unutmadan sizi de bekliyoruz. Efecan bu hafta bizde, çocuklar yemekten sonra oynarlar. Çok teşekkür ederim Avni Bey ama benim de Ali'ye sormam lazım. Ha, anladım. Sizinki ben bilmem, beyim bilir durumu. Neyse, ben de bunu gidip Zeyno'ya anlatayım bari. Hoşça kalın. Görüşürüz Avni Bey. Bekliyoruz. Tamam, biz haber veririz size. Hadi geçelim. Oğlum bak, ben hala anlayamıyorum. Sen daha düne kadar Ece diye ölüp bitmiyor muydun? Ya, Ece güzel kız. Yani bir bakan dönüp bir daha bakıyor. Bütün okul peşinde. Yani en azından yarısı peşinde. Tabii ben de büyülendim. Bir de böyle kilo verip yüzüne bakılan bir adam olunca hoşuma gitti. Ama ya başka gerçekler de varmış hayatta. Onun çok büyük hayalleri var. Ama ben bu hayallerin hiçbirinde yokum. Bir de ben böyle kendi kendime bakıp kendi evime çıktığımda Ece tarafından takdir edilmeyi bekledim. Ama baba, takdiri bırak, evimi beğenmedi bile. Yani böyle küçük şeyler büyük işaretler olabiliyor bazen. Yolun sonunu göremiyorsun. Vay be! Benim oğlum böyle mantıklı konuşup böyle filozof şairler gibi olmaya başlamış ha. Baba, ya ciddi konuşacaksak devam edelim. Aman canım, hemen tepki gösterme ya. Ha, yalnız dur. Şimdi sen konuşmadan önce ben sana daha soru soracağım. Şimdi Ece'den aldığın yaraları Tuğçe'de mi tamir edeceksin? Hı? Baba lütfen, ya rica ederim. Ben o kadar eşek miyim? Ha işte, ben de bunu öğrenmek istiyorum zaten. Bak oğlum, şimdi seninle açık mertçe erkek erkeğe konuşacağız, tamam mı? Ne oluyor anne? Çünkü sen masaya ben olgunlaştım diye oturdun. O yüzden benim tarafımdan reşit adam sınavından geçeceksin. Anladın mı? Şimdi sen daha önce Tuğçe için işte ben onu sevmiyorum, o beni hala seviyor, peşimden koşuyor, yok gurursuzluk yapıyor diye şikayet etmiyor muydun? E sonra ne oldu da ben hala Tuğçe'yi seviyorum demeye başladın? Ha? Yani Hakan'ı kıskandığın için mi, yoksa Ece işi olmadığı için mi? Hangisi kafana dank ettirdi? Ya, ben Tuğçe'yi Hakan'dan kıskandım, evet. Ama onların arasında hiçbir şey olmadı. Bunu gayet iyi biliyorum. Hakan girdi Tuğçe'nin kafasına. Tabii biz bunları açık konuşmadık. Ama ben hissediyorum. Ya, Hakan beni çok iyi tanıyor. Ve Tuğçe'yi de nasıl sevdiğimi gayet iyi biliyor. İşte beni test etti aklı sıra. Ama haklı çıktı. Yani Tuğçe'yi sevdiğimi anladım. Başka birisiyle olursa ölürmüşüm gibi geldi. E peki oğlum, yani o zaman niye Ece diye ortalığı kasıp kavurdun ha? Niye buralara kadar getirip kızcağızı bizlere tanıştırdın? Hı? Ya baba uzatmasak. İnsanın benim yaşımda kalbi karışıyor, aklı karışıyor. Eminim senin de başına gelmiştir ama tabii oğlunla paylaşmak doğru olmayacağı için bana söylemiyorsundur. Bak oğlum, asla kalp kırma, tamam mı? Yani kendi duygularını tatmin etmek için Tuğçe'nin duygularıyla asla oynama. Gerisini sen bilirsin. Oynamayacağım baba. Bu sefer gayet ciddiyim. Göreceksiniz. Tamam. Oğlum, bak bir şey daha var da nasıl söyleyeceğim bilemiyorum. Dikkatli olun. Yani demek istediğim şu, sen şimdi yalnız bir evde yaşıyorsun, bekar hayatı yaşıyorsun değil mi? Hani belki sen de kalmak istemeye gelebilir, daha çok erken. Hadi baba, gel biz içeri girelim. Tamam. Hadi. Geliyorlar, çabuk hadi. Aha, ne güzel, herkes buradaymış. Ya ben de kafeye çıkacaktım, gidecektim. Tek konuşmanız bitsin diye bekledim canım. Bitirdik. Anne, kafeye ben de seninle geleyim. Bugün sabahçıyım biliyorsun. Olur canım, tabii birlikte gideriz. Hayatım, akşama Avni Beylere iftara davetliyiz de. Yani ben seninle konuşmadan bir şey söylemek istemedim. Durumları da biliyorsun zaten. Zeyno'yla bir gerginlik var hala. Biliyorum da yani ama davet etmişler, gitmemiz lazım yani. Sadık Bey, Zeytin'i, Ali'yi, beni de çağırdılar. Öyle mi? Tamam. Hayatım yapma ya. Yani Avni Bey'in hatırı için 2 saatçik Zeyno'ya katlanabiliriz değil mi? Madem hep birlikte olacağız, tamam o zaman gidelim de sen arayıp söyle olur mu? Geleceğiz de onlara. Tamam, söylerim. Biz gelmesek zaten kafeye gidecektik. Ya olur mu hiç öyle şey? Çocuklar çok ayıp ya. Ama baba, akşam kafede canlı müzik var. Evet Sadık'cığım, haklı kızlar. Şimdi ne yapsınlar Avni Beyler'de iftar yemeğinde? Sıkılır onlar. Süpersin anne. İyi tamam, bu seferlik gelmeyin. Bak, babam bizi de seviyormuş. Hadi canım çıkalım o zaman. Gidelim o zaman. Hadi görüşürüz. Hoşça kalın. Hadi görüşürüz çocuklar. Merhaba. Ne haber Betüş? İyi. Merhaba abi. Merhaba. Bize yardım edelim mi? Tamam edin bak, dolmalar var. Onlar masalara yerleşecek tek tek. Tamam. Tamamdır. Çilek. Buket'le Kaan nerede? Ya biz 13 yaşındayız. Aileleri her gün dışarı çıkmalarına izin vermiyorlar ki. Dün bile zar zor izin aldılar. Pişt, ne haber? İyiyim. Görüşemiyoruz. İyi de sen böyle durumlarda abine haber versene. Ben ailelerini ararım, konuşurum. Evlerinden alır, evlerine bırakırım. Şaşı abi ya. Hadi çalışalım. Tamam. Merhaba. Hoş geldin. Hoş geldin Ece. Ne haber? İyiyim sen? İyiyim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bravo. 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 Tebrik ediyorum. Ya yapmayın, utanıyorum. Ya utanmasana. Selam. Hoş geldiniz. Ben bir yardım edeyim. Tamam, öyle yap sen. Selam, merhabalar. Merhaba canım. Müşteri yokken biz de hazırlanalım. Olur, öyle yapın o zaman. Biz de zaten masaları hazırlıyoruz. Tamam.